Ha, bu diyabeti bak, bu şimdi diyabete geçiyoruz. Sabah bundan, akşam ise sinirli ot. Yani Hüseyin, bu sinirli ot var ya, Allah'ım ne diyeyim. Bundan da yine bir tatlı kaşığı şeklinde atıyoruz hocam. Burada. Hemoglobin A1C'nizi düşürmekte zorlanıyorsanız, hani şu 3 aylık değer var ya. Evet. Sabah sinir... Yasemin. Sabah akşam... Yasemin çiçeği, akşam da sinirli ot yapıyoruz. Burada... Nasıl? Aç, tok, bunlar çok şimdi önemli. Şöyle. Kaç dakika? Sinirli ot kaç dakika kaynayacak? Yasemin çiçeğini sabahları aç karnına yarım saat önce içiyoruz biz burada. Hı hı. Bunu yaparken de bir bardak kaynamış suyumuzun içerisinde bir tatlı kaşığı atıyoruz ve 8 dakika kaynıyor burada. Kaynadıktan sonra sıcakken süzüyoruz ve dediğim gibi hani sabah yarım saat önce bunu içiyoruz. Akşamları da sinirli otumuzu yine aynı şekilde dediğimiz gibi hani bir su bardağı içerisinde kaynamış olacak bu. Kısık ateşte 8 dakika bu da kaynayacak. Kaynadıktan sonra yine süzüyoruz bunu da. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde kullanmamız gerekiyor bunu. Yani bu kürümüz yine dediğimiz gibi bir aylık uygulamadır ama 3 ay boyunca düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Uygulayınca ne oluyor hocam? Evet. Yani bakın, insülin direncinizi ortadan kaldırmak istiyorsanız bu Yasemin'i ihmal etmeyin. İnsülin direnci. Ve özellikle polikistik overi olan bayanlar, eğer doktorunuz bir de sende insülin direnci var deyip metformin gibi bir ilaçta kimyasal adı söyleyebiliriz. Tabii ki, tabii. Ha. İlacın adı değil, ha, içindeki madde. Evet, etken maddesi etken metformini maddesi verdiyse lütfen Yasemin'le yolunuza devam edin. Doktorunuzdan uzaklaşmayın. Tekrar tekrar söylüyorum, biz burada bir takım hastalıklar üzerine konuşabiliriz. Benim verdiğim bilgiler ansiklopedik bilgilerdir. Genel kültür anlamında bilinmesi gerekenlerdir. Ama unutmayınız, size teşhisi koyacak olan mutlak surette bir tıp doktorudur, bir tıp hekimidir. Hikmet sahibinden, hikmetten gelir hekim. Dolayısıyla bunu da unutmayınız.